Açmamız için neler kullandık, hangi malzememiz vardı? Bir su bardağı kadar ılık sütümüz, bir yemek kaşığı kadar kuru mayamız, bir şişe madem suyumuz, ondan sonra bir su bardağı kadar sıvı yağımız, iki tatlı kaşığı kadar e, tuzumuz, iki yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, ondan sonra alabildiği kadar unumuz, bir adet yumurta akı sarısını üzerine ayırdık, ondan sonra tereyağımız, arasına sürmek için tereyağımız bir su bardağı kadar ılık sütümüz, bir yemek kaşığı kadar kuru mayamız, ondan sonra bir şişe madem suyumuz, bir su bardağı kadar sıvı yağımız, iki tatlı kaşığı kadar tuzumuz, iki yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, alabildiği kadar unumuz, bir adet yumurta akı, ondan sonra tereyağımız. Önce geniş bir kabımız içine 6 su bardağı kadar unumu döktüm. Ondan sonra üzerine şeker ve tuzumu ilave ettim. Şeker ve tuzumu ilave ettikten sonra onları iyice bir karıştırdım. Karıştırdıktan sonra tekrardan hemen ortasını hazla şeklinde açtık. Ondan sonra kuru mayamızı döküyoruz. Sütümüzü içine ilave ediyoruz. Onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra yağımızı ve sodamızı içine ilave ediyoruz. Onunla beraber hamurumuzu yavaş yavaş hemen yumurtamızla beraber yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu güzelce bir şekilde bir hazırladıktan sonra kaç tane yapacaksak bezelere bölüyoruz. Ondan sonra bezelere böldükten sonra hamurumuzu açıyoruz ve yarım saat dinlendikten sonra açıyoruz. Arasına tereyağımızı, yumuşak tereyağımızı sürüyoruz ve tekrardan güzel bir şekilde bir sarıyoruz ve tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduktan sonra üzerine yumurta sarısını sürüyoruz ve tekrardan fırına gönderiyoruz. Programımız boyunca yani bir buçuk saat boyunca fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel hem de bayatlamayan güzel bir açmanız olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet